demin de söylediğiniz gibi bir an önce bunlar hayata geçirerek aslında kolaylaştırabilir. Çok basit bir yöntem mesela pencerelerin bile çift açılır yapılması havalandırma sistemini olumlu yönde etkileyebilir. Yani bunlar bile yapılmıyor şu anda okullar. Sen kapı Yılmaz, penceresi peki, açılmayan okullar var. Raporda, yani lütfen. Raporda derinleşen bir eşitsizlikten de bahsediliyor. Mesela şöyle sorabilir miyim? Özel okullar ve devlet okulları arasında bu uygulamalar açısından bir fark var mı orada okuyan öğrenciler açısından? Tabii ki fark var. Özel okullar tüm bu maliyetleri karşılayacak bedeli zaten alıyor veliden ve bunun karşılığında bu hizmeti çocuklara sunuyor. Yani bir istatistiki çalışma yapıldı, alan çalışması Edirne'de. Yaklaşık şöyle ifade edeyim, 358 velide yaptığımız ankette kamuda öğrencisi olan velilerin %84'ü alınan önlemleri yeterli bulmuyor mesela. %68 çocuklarının sınıf mevcudu 26'nın üzerinde olan sınıflarda eğitime devam ediyor. %82'si okullarında yeterli temizlik personelinin olmadığını gösteriyor. Bu da kamu ve özel okullar arasındaki derin uçurumu bize gösteriyor. Yani söz konusu eğer çocuklarımızsa, ortak geleceğimizse mutlaka bir an önce okullarda acil alınması gereken önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bizim talebimiz bu. Peki. Şimdi Sayın Yılmaz, o zaman Sayın Ceyhan'a okulları da öğrencileri de yakından ilgilendirecek az önce biraz açtığımız konuyla devam edelim Sayın Ceyhan'la, griple. Sayın Ceyhan, grip vakası görülmedi dediniz henüz Türkiye'de. Peki şimdi pandemi başladığından beri baktığımızda aslında ilk iki yılda yetkililer bazında da bireysel bazda da önlemler daha sıkıydı. İşte sokağa çıkma yasakları oluyordu ya da maske yasakları daha sıkı kontrol ediliyordu. İnsanlar da bir korku olduğu için daha çok tedbirlere uyuyordu. Şimdi kelimenin tam anlamıyla aslında bir boş vermişlik var diyebiliriz. Hem yönetimler, karar alıcılar hem de insanlar arasında, kendi aralarında. Hal böyle olunca acaba o koruyucu tedbirler ve kişinin kendini koruması geçtiğimiz yıllarda gribe karşı da etkili oldu, koruyucu oldu. Gribin daha az görülmesi bir bağışıklık düşürücülüğe gribe karşı yaratmış olabilir mi? Eğer böyle bir durum olduysa önümüzdeki bu kış grip açısından daha riskli bir döneme mi giriyoruz? Bunu söyleyebilir miyiz? Çok doğru. Geçen sene gerçekten bütün Türkiye'de bir tane grip vakası gördük. Bu işte Güney Yarıkürede %10'una kadar indi. Amerika Birleşik Devletleri'nde %27'ye indi. Yani bütün dünyada grip vakalarını az gördük. Aynı zamanda tabii maske, çocukların dışarıya çıkmaması, okulların kapalı olması nedeniyle çocuğun hastalık alma şansı çok azaldığı için maalesef bazı bilim insanlarının da yanıltan bazı veriler çıktı ortaya. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün COVID vakalarının sadece %1.8'i çocuktu. Şu anda %25'i çocuk. Yani bunlar bile, hani demin Ömer Bey'e okulda alınan önlemler yeterli mi diye sordunuz. Zaten bu sonuçlar bile önlemlerin yeterli olmadığını gösteriyor zaten. Bakın biz geçen sene solunum yoluyla bulaşan zatürre vakalarını, su çiçeği vakalarını, menenjit vakalarını, bunların hepsini az gördük. Hele solunum yolu virüslerinin yaptığı enfeksiyonları, yani işte bu grip değil de nezle tarzında, soğuk algınlığı tarzında olan hastalıkları çok az görüyorduk. Ama bu sene hem bunlarda şu anda ciddi bir artış var, hem de grip açısından da geçen seneki gibi olmayacağını gösteriyoruz. Yani pandemi öncesi dönemdeki kadar en azından grip vakası göreceğiz gibi görünüyor. Hani bunun çok daha fazla olacağını da işte ileri sürenler var. Elimizde böyle bir veri yok. Çünkü henüz kimse yaşamadı böyle bunu ama bu şekilde bir korku da var. O yüzden biz özellikle çocuklarda gripin yetişkinlerle kıyasladığımızda COVID'e göre bir farklılığı da var. Hep işte söylediğimiz çocuklarda daha hafif seyrediyor diyoruz COVID için. Ama gripte tam tersine özellikle 0-5 yaş arasındaki çocuklar, yani kreş ve anaokulu çağındaki çocuklarda grip çok ağır seyrediyor.
ölümcül seyrediyor. O yüzden bu yaş grubu 6 ayla 5 yaş arasındaki çocukların mutlaka aşı olmasını öneriyoruz. Grip aşısı. Onun dışında tabii onun dışında işte diğer risk grupları çok örtüşüyor. Yani COVID'de işte kim riskli diyorsak gebeler, 65 yaşın üstü, kronik akciğer, kalp hastalığı olan, şeker hastalığı olan yani tamamı aynı zamanda grip içinde risk grubu. O yüzden her iki aşıyı da yaptırmaları lazım ama 0-5 yaş arasındaki çocuklara aşı 6. aydan itibaren yapılabildiği için 6 ay 5 yaş arasındaki çocukların mutlaka grip aşısı olması lazım. Olması gerekiyor. Peki Sayın Yılmaz, durum böyleyken yani bir grip salgını da çocuklar için de tehlikeli olan bir salgın da gündeme gelebilecekken kış aylarında bu talepleriniz bugüne kadar bir karşılık bulmadı. Bundan sonra bulur mu? Bulmazsa ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani okullar kendi aralarında, veliler kendi aralarında mı önlem alacak? İşte temizlik görevlisi tutulacak, hijyen maddeleri alınacak. Çözüm nedir? Yani sadece talep etmekle bitmeyecek gibi. Yok tabii ki. Veliler elbette çözümü karar alıcılardan bekliyoruz tabii ki. Bu ülkenin kamunun kaynakları yine kamudaki kamudan hizmet alan öğrencilerimizin, çocuklarımıza aktarılmalıdır. Yani başka yerlere kullanılmamalıdır. Biz bunu kamusal bir hizmet, hak olarak görüyoruz. Bu taleplerimizi her hafta olduğu gibi, yani geçmişte olduğu gibi yine bundan sonra da talep edeceğiz. Biz velilerin çabası bu yönde olacak. Yoksa veliler temizlemekle mükellef değil okullarını. Bunu buradan altını çizerek vurgulamak istiyorum. Ayrıca birkaç konunun da altını çizmek istiyorum Sorel Bey. Biliyorsunuz önümüzde kış ayı ve havalar gittikçe kararacak. Çok erken saatlerde çocuklarımız okullara gidecek. Bu yüzden bu ileri saat uygulamasının bu sene hayata geçirilmesini bekliyoruz. Biliyorsunuz ileri saat uygulaması ülkemizde yapılmıyor. Çok erken saatlerde okullara gidiyorlar, çok geç çıkıyorlar, dolayısıyla karanlığa kalıyorlar. Bu sene bu mağduriyeti yaşatılmamasını istiyorum, istiyoruz daha doğrusu veliler olarak. Ayrıca ekonomik kriz malum dar gelirli insanlar, velilerin birçoğu dar gelirli. O yüzden çocuklarımızın bu durumdan çok etkileniyor. Tüm öğrencilere okullarda yemek ve su verilmesini buradan talep ediyoruz. Karantinaya alınan öğrenciler, bir örnek verecek olursam Mersin'de mesela bir öğrencimiz yoğun bakımda. Özellikle COVID pozitif tanısı konan çocukların velilerine izin verilmesini talep ediyoruz buradan. Yani onların bakım sürecinde COVID pozitif olan çocuklarımızın. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 7 ve 11. sınıflara destekleme ve yetiştirme kursu adı altında eğitim vereceğini söyledi. Biz sınava dayalı değil, tüm çocuklarımıza eşit bir şekilde telafi eğitiminin olacağı bir destekleme programının yapılmasını buradan talep ediyoruz. Bu çok önemli, bunu da altını çizmek istiyorum. Çok büyük sorun yaşanıyor okullarda bu konuda. 20. Eğitim Şurası yapılacak, bu şuraya müracaat ettik. Mutlaka bu şurada olmak istiyoruz. Talebimizin karşılığını görmek istiyoruz. Çünkü salgında eğitimde yaşanan sorunlar ve çözümleri başlığı şurada yok. Mutlaka bu salgındaki eğitim ve eğitimdeki bu eşitsizlikleri dile getirecek bir maddenin de orada tartışılması peki gerektiğini, velilerden eksik bir şuranın yapılmasının doğru olmayacağını buradan belirtmek istiyorum. Ayrıca çocuklarımızın, eğitim emekçilerinin sağlığının, haklarından, çocuklarımızın yüz yüze eğitimden, kamusal eğitim hakkından karar alıcıların sorumlu olduğunu unutmamaları gerektiğini buradan ifade etmek istiyorum Sorel Bey. Peki aslında süren bitti. Sayın Yılmaz, ama dikkatimi çeken bir dile getirdiğiniz bir talep oldu. Tüm öğrencilerimizin yemek ve suya erişimini istiyoruz dediniz. Yemeğe ve suya ulaşamayan, erişemeyen öğrenciler mi var? İnanın okullarda şöyle bir durum oldu. Biliyorsunuz salgından sonra sebiller kaldırıldı. Biliyorsunuz birçok okulda yemekhane yok ve kantinler var. Kantinlerde son bu ülkenindeki ekonomik durumdan dolayı çok büyük fiyat artışları oldu. Dolayısıyla çocuklarımız nitelikli güvenliğinin dışında
yemeğe erişemiyorlar. Yani buradan velilere de söylüyorum, mutlaka sabahtan kahvaltılarını çok iyi yapsınlar. Çünkü hakikaten okul kantinleri çok pahalı. Su konusunda çok büyük sorun çekiyorlar. Hani kantinler, biliyorum bazı özel okullardan da bunu duyuyorum, yaklaşık 2,5-3 liraya su satıyorlar. Yani bunlar hakikaten çok olumsuz durumlar. Çocukların bunlara kolayca erişmesi lazım. İhtiyaçları çünkü. O yüzden bu talebimizin ne kadar haklı olduğunu gösteriyor. Ücretsiz yemek ve su talebi çok önemli okullarda. O yüzden bu taleplerin karşılığını bulmasını istiyoruz. Artık somut şeyler adımlar Peki. atılması gerektiğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yılmaz. Sayın Ceyhan, ben size de şunu sormak istiyorum. Bir iddia mı diyeyim yoksa beklenti mi diyeyim, pandeminin endemiye dönüşeceği şeklinde. Bir evet. kere endemi ne demek, bir de dönüşür mü, dönüşürse ne olur diye sorayım. Aslında bu çok konuşulan bir konu ama endemi lafı ilk defa kullanıldığı için biraz yeni gibi gelmiş. Endemi şu demek, yani bir toplumda salgın yapmadan işte belli bir sıklıkta hastalığın görülüyor olması demek. Örneğin grip şu anda endemik bir hastalık. Yani bir salgın yapmıyor ama her yıl işte belli aylar arasında belli sıklıkta görülüyor. Yani bu da hep gündeme gelmişti, işte acaba bu COVID bundan sonra hep hayatımızda olacak, işte biz buna karşı aşılanacak mıyız diye. O demek aslında. Bu işte aşı gerekir mi gerekmez mi, bunu söylemek mümkün değil. Çünkü bakın 60 yıldır hayatımızda olan koronavirüsler var. Bu sene işte Türkiye'de yapılan grip taraması sonuçlarına göre şeyden sonra işte en sık görülen rinovirüs dediğimiz nezle yapan virüs, üçüncü sırada da bu koronavirüsler var. Ama bunlar çok hafif bir tablo yaptığı için, kendiliğinden düzelen hafif bir tablo yaptığı için bir aşı falan uygulanmıyor bunlara. Dolayısıyla üç ihtimal var. Bir, SARS ve MERS'te olduğu gibi virüs artık yayılmasını durdurup bir mutasyonla yarasaya geri dönüp yarasada yaşamını sürdürebilir. İkinci ihtimal endemik olabilir. Yani her sene